Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Pixel Lab programı üzerinden doğaçlama olarak bir logo yapımı gerçekleştireceğiz. Şimdi bu aşağıdaki yere tıklıyoruz ve arkadan From Gallery diyoruz ve arka plana bir fotoğraf seçeceğiz. Tıklıyorum. Evet, arka plandan istediğiniz herhangi bir arka planı seçebilirsiniz. Rastgele birçok arka planlar mevcut. Siz bu arka planlarından hangisini isterseniz onu seçebilirsiniz. Ben şimdi buradan hoşuma giden bir tanesini seçiyorum. Evet, bu arka planı seçtim. Tamam diyorum. Arka planım geldi. Şimdi bu alttaki sihirden en sondakini yere geliyorum. Saturation diyorum. Buradan renk ayarlamasını gerçekleştirebilirsiniz. Bunu hafif böyle arttırıp fotoğrafı canlandırıyorum. Tamama tıklıyorum. Daha sonra hemen yanındaki Hue'ye gelip buradan istediğimiz şekilde renk değişimleri, ton değişimleri yapabilirsiniz. Siz hangi tonda değişiklikleri yapacaksanız ona göre ayarlama sağlayabilirsiniz. Ben hafif şöyle şu şekilde bu renkte yapıyorum. Hatta biraz da değiştirebilirim. Daha canlı, daha güzel renkler de olabilir vesaire. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Yapacağınız karakterle kahramanlara göre İstediğiniz yapabilirsiniz. Ben bunu yapıp tamam diyorum. Bu şekilde kalsın. Daha sonra buradan Brightness'e tıklayıp parlaklık ayarını da hafif arttırabilirsiniz. Bu şekilde olsun ve tamam diyorum. Daha sonra çember eklemek için sol üstteki artıya tıklayıp Shapes diyoruz. Gelen şeyi de hemen buradan en sona getirdiğimizde çember oluyor ya da buradan istediğiniz gibi şuna mesela tıkladığınızda yine kolay bir şekilde çember sağlayabiliyorsunuz. Bu çemberi şöyle hafif kenarından tutup istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Ve şu renkleri kaplamayacak şekilde hafif böyle büyütüyorum. Aşağıdaki ayarlardan opaklığı sıfır yapıyorum. Görüntü olmasın. Daha sonra aşağıdaki kolordan bunun istediğiniz gibi renk ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Şimdi onu istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Hangi şey yapacaksanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Biraz daha aşağı geldiğimizde burada stroke var. Stroke'u da biraz arttırabilirsiniz. Ne kadar arttırırsınız gördüğünüz gibi çember o kadar kalın olur. Bunu 5-6 gibi yapabilirsiniz. Aşağıda gördüğünüz gibi opaklık var. Bunun ne kadar görünüp görünmeyeceğini sağlayabiliyorsunuz. Bunu da aynı şekilde aşağıdan ayarlayabilirsiniz. Kulor var. İstediğiniz rengi bunun kolorunu sağlayabilirsiniz. Hangi renk olmak istiyorsa çemberiniz bunu ayarlayabilirsiniz. Siz ne yapmak istiyorsanız ona göre sağlayabilirsiniz. Kulorda istediğimiz gibi çemberin rengini ayarlayabiliyorsunuz. Gradient derseniz arkadaşlar yarısı hangi renk, diğer yarısı hangi renk olsun diye bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şuradaki artıya tıkladığınızda gördüğünüz gibi başa hangi renk, sona hangi renk olsun diye seçimler gerçekleştirebilirsiniz. Siz buradan ayarlamaları yapabilirsiniz. Şuradaki yere tıklarsanız renklerin hangi renk olduğunu da seçebilirsiniz. Örnek veriyorum, şu şekilde bir renk yapacağız. Şunu da şöyle hafif çekeceğiz. Şunu bu taraftan rengini ayarlayabilir, tamam dersiniz. Ve bu renk o renge bürüşür. İstediğiniz gibi bu birinci renkte ikinci rengini ayarlamasını bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi buradan mesela şurayı da şöyle ortaya çekip hafif grimsi bir siyahla grimsi arasında bir ton yapalım. Gördüğünüz gibi şu an oldu. Bunu hangi renge doğru sürüklerseniz o renge doğru olur. Yarısı veya devamı hangisiyse bunu buradan bu şekilde ayarlayıp tamam dediğinizde gördüğünüz gibi yarısı sarı, yarımsı böyle grimsi oldu. Şimdi arkadaşlar çemberi ayarladıktan sonra bunu tamam diyoruz. Renk istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şuradaki orta tuşa tıklayıp buradan çemberin özelliklerini sağlayabilirsiniz. Ayarını, kolorunu, strokunu vesaire bunların her birini yapabilirsiniz. Şimdi burada birkaç dokunuş gerçekleştireceğiz. Neleri yapabiliriz diye bakacağız. Çemberimizin boyutunu vesairesini her şeyini bu sekmeden ayarlayabiliyoruz. Şimdi bunları ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar şuraya tıkladığımızda bu çemberin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi manuel de ayarlayabiliyorsunuz. Buradan standart da ayarlayabiliyorsunuz. Ben mesela bunu 78 yapmak istiyorum. Okey diyorum. Bunları da tıkladıktan sonra şurada sağlı sollu ortalı şeklinde çemberimizi tam ayarlayıp
İstediğiniz gibi siz de ayarlayabiliyorsunuz. Buna da OK diyorum. Devam ediyorum. Ortaladıktan sonra arkadaşlar şimdi bunun stroke diyoruz. Stroke'unu buradakini açıyoruz. Stroke parlaklık demek. Stroke şu aşağıdan gelip 1 diyoruz. Biraz daha ince yapıyoruz. Buna da OK'ledik, ayarladık. Daha sonra buradan arkadaşlar yine parlatmadan shadow'lardan birini seçebilirsiniz. Bu da dış aydınlatma. Shadow'u da açtığımızda yine bu şekilde gördüğünüz gibi resmimiz canlanıyor. Bunu da istediğiniz şekilde ayarlayın. Artıya tıklıyoruz. Buradan yine istediğimiz renklerde hafif grimsi bir renk vererek dış shadow'unu bunun ayarlamak istiyorum. Buna da OK diyebilirsiniz. Yine buradan aynı şekilde gördüğünüz gibi parlaklığını ayarlamak için de size sonuna kadar getirdim ne kadar olduğu belli oluyor. Bunun derecesini de 4-5 gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi dış parlaklığını da sağladım. Daha sonradan da Inner Shadow'a tıklayarak arkadaşlar buradan da işlem sağlayabiliyorsunuz. Size göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Bu şekilde mesela arttırdığımda bir önceki yaptığımız işlemleri biraz yok ediyor ama isteğe bağlı bunu da kullanabilirsiniz. Ben bunu şimdilik kullanmayacağım. Inner Shadow'u kapattım. Yukarı geliyoruz. Şuraya tıklayıp bu yaptığımız işlemi şuraya tıklayarak kilitliyoruz. Buna herhangi bir sıkıntı işlem olmasın diye kaldırabiliriz. Şu yazı kısmını da buradan silebiliriz, kaldırırız. Bütün yaptıklarımızı buradan buraya tıklayarak şu kilit yaptığımızda daha sonra da bunları dokunduğumuzda herhangi bir işlem sağlamaz sistem. Şimdi arkadaşlar sol üstteki artıya tıklıyoruz. From Gallery diyoruz. Buradan karakter seçeceğiz. Evet, buradan istediğiniz gibi karakterler seçebilirsiniz. YouTube'dan, Google'dan PNG olarak da indirebilirsiniz. Ben ve Tom ve Jerry yapmak istiyorum. Şu an bir tane Tom'u indirdim ve şu an buraya koydum. Evet, Tom'u koydum arkadaşlar. Şu şekilde bir işlem yapacağız. Şöyle ayarlıyorum. Yanına da Jerry koyabilirim mesela. Ya da bunu tek başına da şöyle ortalı bir şekilde sağlayabilirim. Tom ve Jerry karakteri yapmak istiyorum. Şunu şöyle hafif koyuyorum. İsterseniz buralardan ayarlayabilirsiniz resimlerin boyutlarını. İsterseniz şöyle hafif de çekebilirsiniz. Çembere göre ya da çemberi de geçebilirsiniz. Fark etmez. Ben şu şekilde bir Tom sağlıyorum. Daha sonradan da aynı şekilde buradan Tom'un istediğimiz gibi stroke'unu ayarlayabiliriz. Stroke'unu açıyorum. Gördüğünüz gibi Tom kenarlarındaki stroke'u açınca hemen parlama işlemi geldi. Bunu aynı şekilde yine bir tık parlatıyorum. Bunun rengini siyah olarak yapmak istiyorum. Ya da siz istediğiniz farklı renklerde mesela yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Jerry'nin rengi sarı olduğu için bunu artıya tıklayıp tekrardan hafif şöyle Jerry'nin rengini atıyorum. Sarı şeklinde yapabilirsiniz. Şöyle uzatıyorum. Ve bu işlemi şu anlık kaydediyorum. Daha sonra arkadaşlar bunu isterseniz stroke'unu ayarladıktan sonra buradan shadow'unu ayarlayabiliriz. Shadow'una tıklıyorum, açıyorum. Siz görün diye şöyle hafif de parlatalım. Shadow'un nasıl olduğunu gösterelim. Burada istediğiniz renklerde gördüğünüz gibi parlaklık sağlayabiliyorsunuz. Hangi renk vermek isterseniz ona göre sağlayabilirsiniz. Bunu biraz hafif böyle kısıyorum. Shadow rengini şu an bakıyorum ki nasıl bir şey yapabilirim diye. Aslında şu beyaz da hoş durdu. Siyah çok belirgin değil ama sarı renkleri de ortaya çıkarttı. İstediğiniz gibi bu şekilde beyaz yapalım. Hafif de buradan kısayım ki parlaklığı olsun. Bir şekilde yaptım. Indoor Shadow'a tıklayıp tekrar açıyorum. Yine siz göründüğü biraz arttırıyorum. Hangisinin ne işe yaradığını bakın diye. Yine siyah, beyaz mesela iç dış aydınlatma olarak siz de istediğiniz renkleri buradan sağlayabilirsiniz. Şu an ben göstermek için size bunların ne işe yaradığını göstermek için gösterdim. Şimdi bunu da hafif arkadaşlar yine buradaki kenardaki artıya tıklayarak sarımsı bir renk yapmak istiyorum. Şu şekilde biraz daha olsun. Şunu daha hafif çekelim. Tamam diyorum ve bu şekilde bir renk sağladım ama bunun parlaklığı size göstermek için fazla olduğu için arttırdım. Bunu istediğiniz gibi gördüğünüz gibi böyle hafif kapatabilirsiniz ama bu ayarları deneyebilirsiniz. Yine biz bunu sıfır yapalım arkadaşlar. Hemen sıfır yaptım.
bu şekilde kalsın. Tamam diyorum. Tom'un şu an işlemini sağladık. İsterseniz diğer shadow'lardan da kullanabilirsiniz. Bunu bilerek ortalamıyorum arkadaşlar. Bunu ortalarsam tam bunun çemberin ortasına geleceği için buraya bir karakter daha ekleyeceğim için şimdilik bunu bu şekilde ayarlıyorum. Boyut olarak istediğim gibi bunu değiştirebilirim ama şu an şöyle çizgiye göre koydum. Ve buraya da şimdi Jerry'yi ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar tekrardan bu yukarıdaki artıdan Tom'u ekledik, Jerry'yi de ekleyeceğiz. Tom da işimiz bittiği için bunu buradan kilitliyoruz. Ve yine sol üstteki artıya tıklayıp yeni bir karakter ekleyeceğiz. Evet, buradan bir karakter seçeceğiz arkadaşlar. İstediğimiz gibi Tom ve Jerry'den şunu seçebiliriz. Ya da tam tersi başka bir şey daha seçebiliriz. Bunu seçmek istiyorum. Bunu tersine de çevirebiliriz. Şu şekilde hemen düzeltelim. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ya da ben şu şekilde yapıp Tom'la birlikte aynı anda olsun. Boyutu da hafif kısa olabilir. Şuradan ayarlama yapacağım. Tom çok nerede oldu? Şunu şöyle çekip hafif Tom'u şöyle şuraya kaydırayım ki Jerry'ye yer açayım. Arkadaşlar tekrardan şuna basayım. Şimdi Jerry'ye bakalım. Jerry'yi şöyle kısaltabiliriz ya da büyütebiliriz. Kenarlarından şöyle bir hamle yapalım. Şuradan hafif uzatalım aşağı doğru. Şunu tekrar açıp asılı daha rahat ayarlayabiliriz. Şunu şöyle çekiyorum. Jerry'yi de şöyle yapalım. Hafif kısıyoruz. Aslında bunları böyle göz göze getirttirebilirim. Şu şekilde. Hafif şöyle uzatalım. Ama da uzatabilirim şöyle. Tom'u ayarladım. Jerry'in de aynı şekilde burada hemen aydınlatmalarını gerçekleştirelim. Önce bir shadow verelim Jerry'ye. Açalım. Gördüğünüz gibi hemen çizgisi geldi. Bunu istediğimiz renklerde sağlayabiliriz. Şimdi Tom'a yakın mı yapsam, beyaz mı yapsam diye düşünüyorum. Aynı şekilde bakalım. Hangi renkler yakışabilir, yapabiliriz diye. Siyah da aslında bu renk için hoş durabilir. Yine buradaki artıya tıklıyorum. Şöyle renk aşamasında çeviriyorum hangi renkleri yapabiliriz diye. Siz de istediğiniz renklerde buradan sağlayabilirsiniz. Şu beyazdan siyaha doğru geçip aslında bunu direkt siyah da yapsam fena olmaz. Hafif de şöyle siyahını gösterelim. Çok oluyor. 3 olsun. Tamam diyorum. Şimdi stroke'unu ayarladım arkadaşlar. Daha sonra bunun shadow'larını ayarlayalım. Dış aydınlatma, iç aydınlatma şeklinde. Gördüğünüz gibi buradan hangisini yapabiliriz? Grims yaparsak Tom'a uygun olur. Tamam, gri yapalım. Hafif de şöyle şunu arttırabiliriz aslında. Çok oldu. Parlaklığı 13 şeklinde yapıp tamamlıyorum. Inner Shadow'a da iç aydınlatmaya da bir tıklayıp bakalım. İç aydınlatmadan güzel bir renk verebilir miyiz? Evet, şu hoş durdu. İstediğimiz gibi bu daha güzel durdu. Siyah olarak ayarlıyorum. Bunu isterseniz arttırabilirsiniz, isterseniz düşürebilirsiniz. Şöyle bakabilirsiniz. Şunu şöyle 14 şeklinde bırakalım. Evet, şu an itibariyle ikisini de ayarladık. Bunun şöyle hafif yanaştıralım. Çemberin biraz dışına çıkmış oluyoruz ancak önemli değil. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çember geçsin geçmesin önemli değil. Şunu şöyle ikisini birbirine şeklinde ayarlayabiliriz. Ya da şöyle hafif göz göze getirttirebiliriz. Şu an itibariyle böyle kalsın. Önemli olan size göstermek arkadaşlar. Şimdi bu her ikisini de kilitliyoruz ve bunlar üzerinde gördüğünüz gibi tıkladığımda herhangi bir işlem yaptırmıyor. Bu özelliği, kilitleme özelliği de güzel. Şimdi bu işlemden sonra yazı eklememiz gerekecek. Yine bu artı kısmına tıklayıp yazımızı ekleyeceğiz.
Şimdi arkadaşlar buraya gelip text diyoruz. Şuradaki kaleme tıklıyoruz. Buradaki kaleme yazmayı tıklıyoruz ve buradakileri siliyoruz. Buraya istediğimiz gibi yazı yazabiliriz. Şimdi biz karakterlerimizin isimlerini yazabiliriz asıl da. Birine Tom diyorum. Tamam diyorum. Tom'u buraya ekledim. Şimdi Tom üzerinden ayarları gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar Tom'u yazdım. İstediğiniz gibi şöyle buraya çekip bu yazıyı büyütelim. Şuralarından çekiyorum. Gördüğünüz gibi bunu da sağ sol şeklinde ayarlayabilirsiniz. Şimdi buraya A'ya tıklayıp yazıyla ilgili buradan bir font seçebiliriz. İstediğiniz gibi buradan yazının ayarlarını sağlayabilirsiniz. Şimdi buradan hemen bakıyorum, fonta geliyorum. Buradan istediğiniz şekilde yavaş yavaş şurada gösteriyor hangi fontu yapmak isterseniz. Bunlardan siz programın içindeki fontlardan birini seçebilirsiniz. Şöyle kalın güzel de olabilir. Ya da böyle desenli değişik değişik de istediğiniz fontlardan birini sağlayabilirsiniz. Şimdi birçok font var. Bu fontlardan birini gerçekleştirelim. Kalın olanlarından seçebilirsek sanki daha iyi olur gibi geliyor bana. Şu nasıl duruyor? Evet, bunu seçelim. Buna tamam diyelim. Gördüğünüz gibi kalın oldu. Şimdi bunu şöyle hafif seçtiğimizde bunu aynı şekilde bir renkte, stroke'da yapacağız. Önce bir renklendirmesini sağlıyordum. Buradan yazımızın color'ı buluyoruz. Evet, color burada. Tıklıyoruz. Hangi renk yapacaksanız arkadaşlar onu seçebilirsiniz. İsterseniz tek renk yapabilirsiniz. Çift renk yapmak isterseniz buna tıklayabilirsiniz. Buradan sistem gördüğünüz gibi önerdiği bazı yapmış olduğumuz renkler var. Bu da çemberin karakterlerimizin rengine göre mesela tanımlatabiliyor. Yani siz bunlardan birini seçebilirsiniz. Eğer yapamam derseniz de istediğim rengi yapmak istiyorsanız yine bu artıya tıklayarak istediğiniz rengi sağlayabilirsiniz. Yani şöyle bir şey örnek veriyorum ya da daha canlı olsun derseniz böyle bir şey olsun. Burada yarı yarıya da şuradakini seçebilirsiniz ama gri çok da şey hoş durmuyor yani. Şunlardan birini mesela şöyle seçebilirsiniz. Buna mesela tamam diyoruz. Daha sonradan arkadaşlar buradan hemen aydınlatmaları yapınca daha hoş duracaktır. Bunu buradan açıyoruz. Buradan istediğiniz gibi şöyle hafiften de siyahlaştırdığınızda gördüğünüz gibi bunu arttırdığınızda hoş olabiliyor. Şuradan renklerini istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Aydınlatmaların hangi renk olacağı diye. Siyah hoş duruyor sanki. Siyah şeklinde kalabilir. Ya da istediğiniz gibi artıya tıklayarak buradan işte yerinin renk tarzında bir renk yapabilirsiniz. Yani örnek veriyorum şöyle bir şey nasıl olur? Kötü oldu. Biz bunu yine siyah renkinde güzel duruyor. Ayarlayalım. Sonra bunu da gelip istediğiniz şekilde aydınlatmalarından hafif şöyle kısarak fazla abartmamak kaydıyla şu şekilde ayarlamak istiyorum. Bunu da yaptım. Inner Shadow isterseniz yine ona bakalım nasıl duracak. Hoş durursa koyabiliriz. Inner Shadow'u da iç aydınlatma, dış aydınlatma olarak gördüğünüz gibi böyle bir şeyler yapabiliriz. Şunu isterseniz hafif de arttıralım. Buradan istediğimiz gibi bir renk şöyle onu seçiyorum ve tamam diyorum. Tom'la ilgili şu an yazı ile ilgili hoş durdu. İşlemlerimizi tamamladık. Daha sonradan da arkadaşlar buradan bunu tıklayıp ortalıyorum ve tamama tıklıyorum. Buradan Tom'u kilitliyorum. Yine artıya tıklıyorum. Text diyorum. Şimdi de Jerry'ninkini yapmak istiyorum. Buraya gelip kaleme tıklıyorum ve burayı komple silip büyük harflerle Jerry yazıyorum. Şuradan isterseniz bakın büyük veya küçük ayarlayabilirsiniz. Tamam diyorum.
Aynı şekilde bunu da şöyle seçiyorum. Hemen kenarlarından tutup büyütüyorum. Yani bunların boyutunu da siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Şimdilik böyle dursun. Yine jeri ile ilgili de Tom'a yaptığımız aynı işlemleri buradan yapabiliriz. Yine arkadaşlar aynı şekilde hemen buradan bir font seçiyoruz. Biraz önce seçtiğimiz fontu benzerini ya da aynısını duruma göre seçin. Yine bunu seçtim. Hemen buradan stroke vermek istiyorum. Hemen açtım. Kolorunu yine tek renk, çift renk şeklinde şöyle düzeltiyorum. Hemen kolorunu ayarlayalım. Önce rengini ayarlayalım ki arkadaşlar aydınlatmalarını daha sonra gerçekleştiririz. Color'a geldim. Hemen buradan gelip tek renk çift renk şeklinde gördüğünüz gibi jeri'yi de nasıl ayarlamak isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Jeri'yi de mesela şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Böyle bir ayarlayalım. Rengini seçtik. Color ile ilgili işlemini sağladık. Şimdi buradaki diğer aşamalardan hemen sökünü verdik. Bakalım güzel bir şey ayarlamaya çalışalım. Ya da bunu yine tek renk olarak mesela şöyle siyah, sarı, daha güzel siyah yapalım. Bunu da hafif şöyle belirginleştirelim. Tamam diyelim. Shadow'unu ayarlayalım. Hemen açıyorum. Shadow ile ilgili de aydınlatmasını şöyle istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Beyaz hoş duruyor sanki. Beyaz ayarlıyorum. Biraz da bunun kısayım. Tamam diyorum. Minor Shadow'unu da açıyorum. Burada bakıyorum. Daha güzel olabilir mi diye. Renklendirme de yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Evet, bunu da istediğimiz gibi şöyle değişik renklerde şu renk. Mesela hafif de şunu arttırayım bakalım nasıl olacak. 8'li olarak kalsın. Bunu da tamam diyorum. Şimdi bunun aynı şekilde bir boyutunu ayarlayalım. Boyutunu ayarlamak için de hemen buradaki buna tıklıyorum. Bunu ortalıyorum. Tamam diyorum. Şu an itibariyle jeri'nin de yazısını ayarladık sayılır. Hafif buralardan şöyle seçip nereye gitti? Şuradan geri gelelim. Hafif şöyle seçiyorum. Şöyle ayarlayabiliriz. Ayarladık. Mesela boyutu bu şekilde olsun diyelim. Yine tabi ortalaması bozulmuş olabilir. Yine buradan ortalayalım ben onu. Tamam diyorum. Tom ve Jerry olarak yazısını şu an ayarladık. Jerry'yi de buradan kilitleyebiliriz. İsterseniz buradan açıp düzeltebiliriz. Evet arkadaşlar, şu an itibariyle bu karakterlerdeki işlemlerimiz bitti. Şimdi bu arka kısım şurası çok boş kaldı. Buraya da bir logo efekti koyabiliriz. Yine PNG olarak internetten logo efekti olarak arayıp bulabilirsiniz. Ben daha önce indirmiş olduğum logo efektlerinden birini seçiyorum. Buraya yine tıklıyorum. Evet, logo efektlerinden şu an kontrol edelim bakalım hangisi hoşuma giderse bunlardan birini seçebilirim. Bunları PNG olarak yüklerseniz aynı şekilde geçer. Mesela şuna tıklayalım. Tamam diyelim. Hafif boyutlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Nasıl ayarlamak isterseniz bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Büyütüyorum şöyle arkadaşlar. Daha geniş, daha büyük olsun diye. Şimdilik böyle olsun. Mesela bu Tom ve Jerry'nin üstünde kaldı. Bunu altına almak için arkadaşlar bunu bu şekilde tutup en aşağı koyduğumuzda gördüğünüz gibi bu şu an onların altına geçmiş oldu. Bunu da istediğiniz gibi yine bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Biraz daha arttırıyorum arkadaşlar. Şunu da şöyle çekeyim. Şöyle yapabilirim. Şunları da şöyle büyütebilirim. Yani bu arayı şöyle güzel bir efekte doldurabilirim. Aynı şekilde daha sonra buna da işlem sağlayacağız. Şimdi bu efekte isterseniz
renk, color, aydınlatma verebilirsiniz. Beyaz pek hoş durmadı arkadaşlar. Buradan hemen color'umu seçiyorum. Açıyorum. Kendisi verdi. İstediğiniz gibi şuradan tek renk, çift renk, bu arka plana uygun mesela şu şekilde sağlayabiliriz. Çok baymayacak şekilde istediğiniz renklerde bir şeyler yapabilirsiniz. Özel renk de yapabilirsiniz. Yani hangi renk yapmak istiyorsanız o şekilde sağlayabilirsiniz. Mesela şu. Evet, bu güzel durdu. Bunu bu şekilde sağladım. Tamam'a tıkladım. İsterseniz aynı şekil color'dan stroke açıp buna böyle bu şekilde bir aydınlatma, tabii bir olsun, hafif olsun. Bakalım siyahtan çok bariz belli oluyor mu? Beyaz oluyor, siyah, kırmızı. Renkleri istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Hoş bir renk katmak istiyorum. İstediğim bir şekil rengi seçmek istiyorum. Yeşil. Burada maksat size göstermek arkadaşlar. İstediğiniz renk, istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Oldu. Yani bu olsun. Şöyle bu şekilde sağlayabilirsiniz. Parlaklıklarını da ayarlayabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar isterseniz burada opatikiden hafif böyle opaklığını da çok net görünmeyecek şekilde kısabiliriz. Bunu da hafif şöyle kısıyorum. Şimdi bu yazmış olduğumuz yazının etrafına şekiller verebiliriz. Yine aynı şekilde artıdan flonga. Evet, logo efektlerinden istediğiniz gibi efekt ekleyebilirsiniz. Burada güzel efektler mevcut. Mesela şu efekti ekliyorum. Buna tamam diyorum. Bunu böyle istediğiniz gibi küçültebilirsiniz. Şu siyah ekranı kaybetmek için arkadaşlar veya da başka bir renk varsa buradan hemen size göstereceğim. Evet, bu RAS Color tıklıyorsunuz, bunu açıyorsunuz ve gördüğünüz gibi bu renk istediğiniz gibi oluyor. Rengi kaybetmek için şuna tıklıyorsunuz, siyah tıklıyorsunuz arkadaşlar ve buradaki tamama tıkladığınızda gördüğünüz gibi siyah kısımlar kayboluyor ve bu şekilde kalıyor. Şimdi bunu istediğiniz şekilde böyle çevirip yazının etrafına şu şekilde ayarlayabiliriz. Ben bunu hemen ayarlıyorum. Böyle şu şekilde dengeli bir şekilde ayarlıyorum. Siz duruma göre istediğiniz şekildeki koyabilirsiniz. Mesela şu an böyle kalsın. Buna bir renk verelim arkadaşlar. Color diyorum. İsterseniz buradan tek renk, isterseniz çift renk. Daha önceki yapmış olduğunuz, evet, yazıydı. Şuna tıklayıp şunu bir kilitleyelim. Olmuyorum arkadaşlar. Şuna işlem sağlayacağız. Yine buradan kapatıyorum. Color diyorum. Ve bunun color'unu açıyorum arkadaşlar. Şimdi şuna tıkladık. Daha önceki yapmış olduğumuz renklerden seçebilirsiniz. Çift renkten ben mesela şu rengi seçiyorum ve tamam diyorum. Aynı şekilde bunun stroke'unu da ayarlayabiliriz. Stroke'unu açıyorum. Gördüğünüz gibi parladı. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Siyah da hoş durabilir. Biraz da bunu şöyle arttırabiliriz. Arkadaşlar bakalım. Mesela 5 yapalım. Tamam diyorum. Evet arkadaşlar, bunu ayarladıktan sonra buradaki ayarlardan bir tane daha yapalım. Emboss yapalım mesela. Emboss'a tıklıyorum, açıyorum. Bakalım ne kadar fark ediyor. Gördüğünüz gibi rengi değişiyor. Rengi hoş oldu. Buna tamam diyorum. İsterseniz aydınlatma olarak da bir şeyler yapabilirsiniz. Şu şekilde, ama emboss'u biraz bozuyor sanki. Şöyle iç aydınlatma, dış aydınlatmadan. İsteğe bağlı. Ben şu an emboss'u bozmaması için ellemiyorum.
Şimdi bunu yapmış olduğumuzun aynısını bu tarafa da koymak için kaleme tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan bunu kopyalıyoruz. Gördüğünüz gibi kopyalandı. Şimdi bunun aynısını yapmak için arkadaşlar yine buradaki tıklıyoruz. Şuna tıklıyoruz. -74'müş. Şimdi bunu aynı şekilde +74 yaparsak benzeri olabilir. Yani tam bu yazının benzeri şu şekilde olabilir. Şöyle ayarlayabiliriz. Mesela isterseniz duruma göre kendinize buna ayar verebilirsiniz. Aynı oldu ama arkadaşlar sanki biraz daha böyle çevirsem daha iyi olacak gibi geldi bana. Hafif. Yine bunu yapmak için şuraya tıklıyoruz. Şuradan. Dilerseniz buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben sanki şöyle daha iyi oldu gibi geldi. Bunu burada şöyle 80 yapalım. Mesela nasıl duruyor bakalım. Fena durmuyor. Olabilir. 80. Bunun da rengini değiştirebilirsiniz. Hangi iki renk olsun istemiyorsanız tek renk de yapabilirsiniz. Örnek veriyorum şu şekilde. Ya da çift renklerden, değişik renklerden birini sağlayabilirsiniz. Yani kendi keyfinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek renk de sağlayabilirsiniz. Bakalım. Beyaz da olabilir. Diğer renklerden de. Ama çift renklerden yapmayı tercih ediyorum. Yine şuradaki artıya tıklayıp istediğiniz rengi şöyle şu şekilde tam ayarlayabilirsiniz. Şuna tıklayıp renklerle oynamayı yapabilirsiniz. Mesela şunu şöyle yapalım. Bunu da çekelim. Turuncumsu hafif. Şöyle koyayım. Biraz da şuraya yapalım. Diğer rengi de şöyle beyazımsı ile grimsi şeklinde yapalım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Böyle bir şey olabilir. Güzel durdu. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde tamamladık. Bunu da kaydetmek istiyorsanız buradaki save'e tıklayıp save imgs ve projeyi kaydetmek istiyorsanız imgs şeklinde kaydedebilirsiniz. Buradan save to galeriye tıklarsanız galerinize kaydedin. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.